Evet, şu an net duyabiliyoruz. Evet, sesiniz Of, geliyor. Hamdü senalar olsun ya. Yarım saattir kafayı kıracağım, size birkaç bir şey söylemek istiyorum. En sonunda becerebildim. Kaşmak'la ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim size. Ben Mehmet Çelik benim arkadaşım. 2009 yılında ilk Kaşmak'tayı Zepka hatırlıyorum. Orada mısınız? Duyuluyor mu sesim? Sesiniz geliyor Semih Bey. Ha tamam. 2009'da Jungle'la beraber Zepka'yı koştuk. Ondan sonra tabii Kaşmak'tayı olduğu için çok o kadar ses çıkmadı. Ondan sonra Kenan Aco geldi. Vay anasını falan dediler. Bu Kaşmak ne oluyor? Ondan sonra peşinden yanılmıyorsam İlvan'a geldi. Ondan sonra zaten hepiniz biliyorsunuz kimlerin geldiğini. Ve bu arada Tigem, yani Mehmet aslında bağlansa da bunları Mehmet anlatsa size. Yani herhalde 5 veya 10 defa atın kanını aldılar. Atın kanını Etli'ye gönderdiler. Ondan sonra Etlik dünyadaki akreditasyonuna sahip olan bir sürü laboratuvara gönderdi. Fakat her seferinde atın Arap atı olduğu söylendi. Ve bu atın hani %1 veya binde bir içinde bir karışıklık bir şey olmuş olsaydı, ki ben bunları bir sürü ciddi ağızdan, devlete yakın ağızdan dinledim. Zaten Kaşmak'ın pedigrisini iptal edeceklerdi. Fakat Kaşmak'ın pedigrisini iptal etmeye kimsenin gücü yetmedi. Ha, ne yaptılar? Gücü neye yetti? Tigem'in gücü şuna yetti. Sadece açık yarışlarda koşmama kararı aldılar. Ki bunu mahkeme kararında, bakın bunun üzerine ne çok çok iyi biliyorum. Çünkü ben mahkeme kararlarını bizzat kendim okudum. Duyuluyor mu sesim? Duyuluyor, evet, şu an. Geliyor. Ha, tamam. Ve mahkeme kararlarını da ben bizzat kendim okudum. Şimdi mahkeme kararı atın herhangi bir şekilde Arap atı veya yarım kan olma ihtimali hiç yoktur. Onun için bütün yarışlarda, açık yarışlar dahil, koşmaya muktedirdir diye mahkeme kararı olmasına rağmen yıllarca Tigem bunu sakladı. Şimdik lütfen arkadaşlar, geldiğimiz noktaya bakın. Hepimiz bir şekilde Kaşmak'a dokunmuşuzdur. Ben mesela Mehmet'e iki tane kısrağımı gönderdim. Bir tanesinden Şükrü çıktı, bir tanesinden Hosli çıktı. İşte Şükrü aygırlık mertebesine kadar erişti. Bize güzel yarışlar kazandırdı. Şu anda geldiğimiz duruma bakar mısınız? Peki biz bu durumu çekmek zorunda mıyız? Yani biz neden birbirimize, mesela o şeydeki Fuat arkadaşım mı, gayet yani hak veriyorum çocuğa. Yani sen bu çocuğa niye saldırıyorsun? Sen o çocuğa saldıracağına gideceksin. Senin başında buna yıllardır izin vermeyen, yani ta ki Kenan Hoca zamanında, yani 13 yıl öncesine geriye gideceksin. Ama cesur olmayan insanlar tarafından atçılımız yönetildiği için maalesef ve maalesef biz birbirimizden, arkadaşlarımızdan ters düşmeye başladık. Biz bunları hak etmiyoruz ki. Sen cesur olama o zaman kardeşim, sen koskocaman bir İTA amirisin. Doğru mudur? Trilyonun var mı? Var. Bir tane işte efendim 2 milyona at satıp elini avucunu okşuyor musun? Oh oh oh, ne güzel, 2 milyona 1.900'e 1.800'e at sattım diye. Evet. Madem burada bir sorun var, verirsin kardeşim parayı. Ha, madem burada bu kadar şey yaptın. Nedir, gümbür gümbür mü? Kaç para? 10 lira. Al kardeşim. Ne, Fatiha mı? Kaç para? 10 lira. Al kardeşim. O zaman topla. Biz peki, yazık değil mi? Biz neden birbirimize kötü sözler söylüyoruz ya? Adamın atı yarış kazanmış. Helali hoş olsun. Ondan sonra da herkes dediği gibi Kaşmak'ı konuşuyor.
Yani arkadaşlar birbirimizde aramayacağız bunları. Bunları bizim İTA amirimizde yani TİGEM'de aramamız gerekir. Bütün bu sorunları o zaman bizim hepimizin gidip TİGEM'den görüşmemiz lazım. O zaman at yarışları ve sahipleri derneklerimiz nerede? Niye biz arkadaşlarımızı mağdur ediyoruz? Yani Kaysbert'e bir şekilde kısrağını göndermiş ve tay getirmiş olan insanları neden biz eleştiriyoruz? Kabahat mı bizde? Yok, kabahat bizde değil. Onun için arkadaşlar birbirimizde değil, bunu TİGEM'de aramamız lazım. Benim yani bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yani ne bileyim bildiklerim benim bunlar. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkürler Semih Bey. Tarık abi hoş geldin. Filmi erken bitirdim, hoş bulduk. Semih Bey, yıllardır haksız bir rekabet vardı diyebilir miyiz konuştuklarınıza istinaden? Yok. Bana söylüyorsunuz rekabet asla yok. Semih Bey, nasıl rekabet, tekrar ediyorum. Eray? Semih Bey, tekrar ediyorum. Yanlış anlaşılmasın söylediğim. Hayır. Yıllardır haksız bir rekabet vardı diyebilir miyiz? Kaysbert'i kastetmiyorum. Yani neyi kastediyorsun abi? Neyi? Nasıl rekabeti neylerine çevirdiler? Evet, ben şimdi işin bu tarafını ben asla ve asla kabul etmeyen atçılardan bir tanesiyim. TİGEM'den at alıp satan at koşan arkadaşlar benim bu söylediklerimden pek hoşlanmazlar ama kabul edemediğim benim bir şey var. Şimdi geçen sefer de bunu söylediğimi hatırlıyorum. Şöyle biraz aritmetik yaptığımızda 1500 tane yani hata yapabilirim ama ben bir daha tekrarlayayım. 1500 tane arabatı geliyor. 300'ünü TİGEM getiriyor. %20. %80 biziz. Doğru mudur? Doğrudur. Ondan sonra kendi aralarında sadece DH yarışları yapılıyor. Doğru mudur? O da doğrudur. Ondan sonra 5000 lira Türkiye Jockey Kulübü bir aylık at bakım fiyatı açıklıyor ki bu TİGEM'de 8000 lira falan bildiğim kadarıyla. Ondan sonra TİGEM geliyor 40000 liraya at satıyor arkadaş. Peki TİGEM kim? Babam benim. Yani TİGEM Arabatı'nın babası. Peki biz ne olacağız? %80 atları sahaya getiren insanlar. Yani bana göre TİGEM'in elini eteğini bu işten çekmesi lazım. Aygırları topluyorsun. İşte Dirilan'ı Taykut'a aldın. Dirilan'ı da aldı galiba. Yani bunların hepsini aldı. Özgün Han zaten onda. Ben bu sene Özgün Han'a kısrak çektim. Boş kaldı. Gitti paracıklar. Yani devlet bana rakip. Yani ben özel sektörüm. Özel sektör olarak sen bir de bana Türkiye Jockey Kulübü olarak kalkıp da bana şey ödüyorsun. Yetiştiricilik primi ödüyorsun. Demek ki ben zor bir şey yapıyorum. Ama ondan sonra %80'i sen karşına alıyorsun, aşım bedelinin altına tay satıyorsun. Peki ne olacak? Bu ne periz? Semih Bey, bu evet. Dünyanın Semih Bey, bu dünyanın her yerinde var ama niye bunu yadırgıyorsunuz? Aa, nasıl yadırgamayayım ya? Yani ben bunu nasıl yadırgamayayım? Yani abi 10 bin lira, 20 bin lira aşım bedeli olan aygırın 1,5 yaşında yearling'i 1000 dolara satılabiliyor. Neden yadırgıyoruz abi bunu? Peki bunu devlet mi yapıyor yoksa özel sektör mü? Özel yapıyor abi. Ha özel yap o zaman canımı ye. Özel yap ama sen devletsin. Bugün tamam. 2 milyona sattılar. Bırak abi devleti. Sen daha iyisini şey yap onun üret. Hayır bunu sakın yanlış anlamayın. Ben bunu niye yadırgadığımızı anlamıyorum ben. Adam zararlı mal satıyor abi bize ne? Çok enteresan yani siz bunu yadırgıyorsanız peki biz nasıl devletle mücadele edeceğiz? Bir tek zarar mevzusu değil ama Tarık abi. Ne abi? Başka? Yani devletin yetiştirdiği atların 2 milyona da at satılıyor. 1 milyon 900 bin milyon, özel bir yetiştiricinin sattığını gördünüz mü? Sen de yetiştiricisin. Satabilir misin onun fiyatlarını at? 600'e 700'e satıyorum ben abi. Senin kadar satamayan da var. O fiyatları asla satamayan var. Bir dakika 700'e arabayı sattınız mı siz? Evet. Şunun için söylüyorum. Vallahi helal olsun. Daha yeni. Bir şey yok. Ben şunun için söylüyorum.
devlet arılarında yetişen, eleştirmek zorundayız, susarak olmaz. Devlet arılarında yetişen, benim Arapat'ım hiç yok, hiç olmadı. Yani çok eskiden birinden alıp koştuğum oldu ama yani yetiştirmem, yetiştiriciliğim yok. Kendi adıma da, kendi şahsıma da herhangi bir çıkar için söylemiyorum bunu. Evet. Ama sadece gördüğüm, bana göre haksız rekabet diye Semih Bey'e sormak istediğim buydu. Yani devlet arasında yetişip çok astronomik rakamlara satılan atlar da var. Söylediğiniz gibi çok düşük rakamlara satılan atlar da var. Ama devlet özel yetiştiriciyle rekabet halinde sanki. Yani özel devlet aralarında yetişmiş atlara... Yarışları sınıflandırma özel açısından... Onu söylemek istiyorum. Yani neden... Şey yapıyor, doğru. Korumacılık yapıyor kendileğine. Neden Tarık Tekçe'nin yetiştirdiği at neden oradaki atlarla birlikte koşamıyor? Bu zaman içerisinde, ama bak şöyle söyleyeyim Eray. Bu zaman içerisinde aşılacak. 10 senesi yok bu işin. Bak bir ama şey işte bunları konuşalım ki aşılsın. Bak 5 sene sonra tekem atçılığı bırakır. Bakın ben hiç arabatım olmadığı halde bunu söylüyorum. Bak 5 sene. Bak 10 sene evvel. 3 sene olsun, 2 sene, 1 sene olsun. Ama Halis haksız Bildene, bir şey varsa düzelsin. 10 sene evvel Halis Bildene söylediğim rapor bugün gerçek oldu. 5 sene sonra tekem atçılığı bırakır. Tohumculuğa, hayvancılığa devam eder ama atçılığı bırakır. İnşallah. Yani çok özür dilerim, çok özür dilerim. Birçok kişinin tepkisini de alacağım ama bugün Kaysbert'i konuşuyoruz. Devlet harılarında da buna benzer aygırlar aşım yaptı, tayları satıldı. Doğru mu? Devlet arasında en az 10 tane aygır var abi aynı şekilde. Semih Bey, konuşmadığınızda mikrofonunuzu kapatır mısınız? Tamam. Yankı yapıyor da. Tamam. Devlet arasında Safkan, Türk Arapatı olmayan en az 10 tane aygırı var abi. En az. Ama onlar DHV'de koşuyor. Tabii itiraz edilecek abi. Edilsin, ben de bunu söylüyorum. Az evvel Fatih edilecek. Söyledi, ben sustum ama mikrofonum açık değildi, sustum. Dedi ya, ben hani açmasam da bu odaları, birileri açsın ben de desteklerim. Tarık abi, bu odalar gerçekten çok işe yarıyor. Sesimizi tabii yarıyor canım. Bak, sesimizi buradan duyuruyoruz. Tekrar ya ediyorum, benim hiç arabatım yok. Ama bir haksızlık var. Susmamalıyım. Konuşmalıyım. Siz de konuşun. Fuat Bey de konuşsun. Semih Bey de konuşsun. Tarık konuşuyoruz konuşsun. Zaten. Bu düzelsin. Yanlış düzelsin. Yanlışsa düzelsin. Belki de benim zaten. Fikrim yanlış. Yoksa hayır, bir şey doğru. Senin fikrin doğru.